Ben 1987'de ki o zaman İmam Hatip Lisesi'nde, Pendik İmam Hatip Lisesi'nde buradan bizi Türkiye'den izleyenler varsa Pendik'teki öğrencilerime, arkadaşlarıma da selam olsun diyorum bizi izleyenlere. O zaman kararlar umreye gidiliyordu. İmam Hatip Lisesi liselerden öğrenciler umre yaparlardı. Şubat tatilinde 15 gün. Zaten bunun bir haftası neredeyse yolda geçiyordu. Ama o yolculuk tabii son derece meşakkatli yolculuk. Hakikaten orada arkadaşlığın, dostluğun, sabrın, tahammülün, paylaşmanın Birebir orada onu yaşıyorsunuz. Tam yol arkadaşlığı. Tam yol arkadaşlığı. Bilmiyorum evet. tabii öyle bir yolculuğunuz oldu yok mu? Yok hocam çok isterdim hocam. Nasip etti Mevla iki defa öyle öğrencilerimizi Umre'ye götürmüştük. Tabii bizi taşıyan, bizi götüren otobüs şoförü 12. defa gidiyormuş hmm. Mekke-i Mükerreme'ye. Hmm. Tabii biz ihrama gireceğiz bahsettiğiniz şekliyle. Şimdi öğrenciler ihrama, herkes ihrama girdi. Baktım kaptanda hareket yok. <laughs> Şimdi dedim ki kaptan Öldüyse Allah rahmet eylesin <laughs> yani, yani hayattaysa sıra, Allah selametlik versin Dedim ki kaptan hadi Ne duruyorsun Ya hocam beni zorlamasan olmaz mı Ya kaptan bak buraya kadar gelmişiz Aldım Hayırdır derdin ama. ne sıkıntın ne Bilelim yani. en azından Hocam zorlama dedi ya Peki dedik yani zorlamıyorsan zorlamayalım evet. Devam ettik Tabii Allah nasip etmedi ona Yani o böyle ihrama da girmedi Sonra biz Artık döneceğiz. Tabi ihrama gireceğiz. Dedim ki kaptan bu sefer elimden kurtulamazsın. Bir katta ya hocam ısrar etmesem olmaz mı? Ya bana gerekçesini söyle müsaade edeyim. Dedik hocam biz şoför milleti biliyorsun ya. Yani sözümüzü yerine getiremeyiz. Tutamayız. Tutamayız. Ha. Ondan ha. dolayı dedi hocam bu konuda ısrar etme. Bak eğer sen niyetin samim olursa. Gerçekten sen burada tövbe edersen o geçmişi şöyle Cenab-ı ki demin bahsettiğimiz gibi. Evet. Allah o tarafı siliyor. Çünkü e, sen bilmez misin gidiyor peygamberimiz. Yani hicretten önceki hicretten sonra sonrakiler öncekileri hicret siler. Evet. Umre de umreden öncekileri siler. Evet. Hac da hacdan öncekileri siler. İkna ettim. Elhamdülillah. İkna ettik. İhrama soktuk. Şimdi Hacer-ül Esved'in karşısına geçti. Elini Kabe'nin tabi duvarına işte örtüsüne vurdu. Öyle bir ağlıyor. Öyle bir ağlıyor. Öğrencilere dedim ki işte bakın. Tövbe eden bir insanın tövbesi nasıl olur? Görüyorum. Allah bu tövbeyi kabul eder. Evet. Ve nasip oldu. Sakalı orada bıraktı. Ve bir müddette görüştük. Ve şunu söyledi. dedik hocam Allah razı olsun. Siz vesile oldunuz. Hani inancımız ne diyor peygamberimiz? <laughs> Mendele ala kefa kefa'irihi. Yani bir insanı hayra teşvik etmek onu yapmak yapmayalım, gibidir. Evet. Dolayısıyla herkese bu nasip olmaz. Bir defa tabii ne kazanıyoruz biz? Bir defa paylaşmaya kazanıyoruz. Dostluğu kazanıyoruz. Ümmet şuuruna sahip oluyoruz.